Bu çapır mı? Hayır. Peki bu? Bu da değil. Ya buna ne demeli? Bu da değil ya. O zaman bu desem, bu hiç değil. Şimdi diyeceksiniz, o değil, bu değil. Peki çapır denilen şey ne ki? O zaman anlatalım. Ne de olsa motosiklet kültürüne dair her şeyi anlatmak bizim işimiz. Öyleyse ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlamak olmaz. Pata patalıyor. Neden hikayeyi böyle anlatmaya başladım? Hemen açıklayayım. Chopper kavramı motosiklet kültüründe en yanlış bilinen kavramlardan biri de ondan. Bu yüzden hikayede ilerlemeden önce neyin chopper olduğunu, neyin olmadığını açıklamam gerekiyor. Chopper kelimesi İngilizce'de kesmek, biçmek, doğramak anlamına gelen to chop fiilinden geliyor. Hatta Barış Manço'nun da çok ünlü bir şarkısı var ama konumuzla alakası hiç yok. Chopper motorlarda başka motorları kesip biçip üretilen motorlar. Büyük ölçüde el emeğiyle üretilen, sahibinin isteklerine göre özelleştirilen motorlar bunlar. Yani öyle motosiklet bayisine girip sar oradan bana bir chopper demek de olmuyor. Motosiklet bayisinden hazır bir şekilde alabildiğiniz chopper görünümlü motorlara cruiser deniyor. Kawasaki Vulcan, Honda Shadow ve hatta Harley Davidson Fatboy. Bunların hepsi cruiser. Bu bilgiyi de arkadaşlarınıza masada satarsınız. Chopper motosikletler 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında eve dönen Amerikan askerleri Avrupa'da gördükleri hafif, hızlı, kıvrak ve iyi görünen motorları Amerika'da bulamayınca sıvıyorlar kolları. Alıyorlar aleti edevatı, girişiyorlar motorlara. Motorların orasını söküyorlar, burasını kesiyorlar, orasını uzatıyorlar, burasını kısaltıyorlar derken bu akım büyüdükçe büyüyor. Önce Amerika'da, sonra da bütün dünyada chopper kültürü yaygınlaşıyor. Chopper motorların ortaya çıkış nedeni zamanın Amerikan motorlarının ağır ve hantal oluşu. Motorların gereksiz parçalarını çıkararak kalanlarını da modifiye ederek daha hızlı ve daha kıvrak motosikletler yaratmaya çalışıyorlar. Ama zamanla estetik çok daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bir chopper motosiklet yapacaklar, motorlarının ne kadar hızlı ya da kıvrak olacağını düşünmeden önce nasıl görüneceğini ve ne kadar yakışıklı olacaklarını düşünmeye başlıyor. Chopper'larda bu şekil şükül işlerine bu kadar kafa patlatılması da bu motorların bir albenisinin olmasını sağlıyor. Dedik ya, olayın başlangıcı 2. Dünya Savaşı sonrası. Amerikan askerleri geri dönüyorlar. Elde ne var? Tabii ki Harley Davidson, demir atlar. Harley Davidson'ların flathead, knucklehead ve panhead motorlarını kullanarak yeni motorlar yapıyorlar. Ama bu motorlar devasa olsalar da maalesef pek güç üretemiyorlar. Daha hızlı bir chopper'a sahip olmak isteyenler TT yarışlarını tozunu attıran motorları getirtmeye başlıyorlar İngiltere'den. Bu TT yarışları da neydi? Isle of Man TT. Onun da süper hikayesini anlatmıştık. Buraya koyuyorum. Böylece Triumph markası da ilk chopper ustalarının elinde en gözde markalardan biri oluyor. Gereksiz parçaların atılmasıyla yaratılan ilk chopper'lara bobber deniyor. Bu motorlara neden bobber denildiğinin de epey enteresan bir hikayesi var. O zamanlar kadınların kısa saç kesimine bob deniyormuş. Allah Allah. Saçların gereksiz kısımlarını kesip atmaya yani. Bobber motorlar da böyle. Motorun gereksiz kısımlarını atınca bobber oluyor. Değişik. 60'lara geldiğimizde olayın rengi tamamen değişiyor. Chopper'ların hız ve manevra kabiliyeti yüksek motorlar olmaktan çıkıp yakışıklı gözüksün diye tasarlanan motorlar haline gelmesi bu yıllara denk geliyor. Tabii bu yıllarda Amerikan araba dünyasındaki hot rod kültürünün de yükselişi bu değişimi derinden etkiliyor, tetikliyor. Bu yıllar evinin garajında kendi kendine motor yapan amatörlerin ustalaşıp adlarını duyurmaya başladıkları yıllar dostlar. Ed Roth, Arlen Ness gibi isimler bu yıllarda meşhur oluyorlar. Chopper garajlarının kurulması da kendi başına motor üretme yeteneği olmayanların da kendileri için tasarlanmış motorlara sahip olmalarını sağlıyor. Seri üretim motosiklet endüstrisine alternatif yepyeni bir endüstri doğuyor. Hop burada bir duralım. Arkadaşlar hemen kanala abone olun, çanları açın, yorumlar bırakın. Eğer istiyorsanız da katıl butonu aktif, katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. 70'lere gelindiğinde bir film tüm dünyaya chopper'ları sevdiriyor. O film hangisi? Tabii ki Easy Rider. Easy Rider sonrasında chopper'ların popülerliği oldukça artıyor. Herkes
bir havalara giriyor, bir chopper sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla chopper üreten garajları ve chopper parçaları üreten firmaların sayısı da patır patır artıyor. 80'lerde Japon motosiklet üreticileri Amerikan motor pazarına girip kafadan hakimiyet kurmaya başladıklarında chopper'lar da değişiyor tabii. Honda'nın 750'lik motoru chopper tasarımlarında kullanılıyor. Elektronik ateşleme ve disk frenler gibi teknolojik gelişmeler de bu yıllarda chopper tasarımlarında yaygınlaşıyor. Seri üretim yapan motosiklet markaları da durur mu? Chopper kültüründen nemalanmak istiyorlar tabii. Harley Davidson, Indian, Triumph gibi markalar bu kültürün ister istemez birer parçası oluyorlar. Bu yıllarda olaya Japonlar fena dalış yapıyorlar. Kawasaki Vulcan, Honda Rebel, Suzuki Intruder gibi modeller bu yıllarda ortaya çıkıyor. Ama bunlar ne değildi? Chopper değildi. Bunlar birer cruiser, aman gözünüzü seveyim. Bundan sonra 90'lar ve 2000'lerin başı chopper'lar için pek de parlak geçmiyor. Herkesin her alanda daha modern, daha teknolojik olan şeylere yönelmesi chopper'ların eskisi kadar el üstünde tutulmamasına neden oluyor. Ancak 2010'lara gelindiğinde işin rengini bir televizyon programı değiştiriyor. Hangisi? Liseliyseniz bilmezsiniz tabii. Orange County Chopper. Paul Sr. ve oğlu Paul Jr. kavga kıyamet içinde ürettikleri motorlar herkesin ağzını sulandıracak şekilde. Ya bu babayla çalışmak da ne zordu. Hele bu programda babası Paul böyle tüküre tüküre, o böyle pis bıyıklarıyla tükürür oğlunu sürekli suratına. Çocuk orada güzel bir şey yapar. Babacım der, odasında oturuyor bir de bu Paul sürekli. Babacım der, bak çok güzel bir motor yaptım. Bağırışlar, çağırışlar, böyle bir hırs kıyamet. Kardeşim, oğlunuzla çalışıyorsanız oğlunuzun yolunu açın. Oğlunuzun yolunu egolarınızla tıkamayın. Babalarıyla çalışanlar eminim zorlanıyordur. Ben de çok uzun süre babamla çalıştığım için epeyce zorlanmıştım. Ama tabii ki babamın ellerinden tekrar öpüyorum. Bugünlere gelmem de onun hakkını ödeyemem. Biraz duygusallaştım. Hemen geri döneyim. Motosikletle alakası olmayan insanlar bile senelerce bu Orange County Choppers programını izliyor. Bir chopper sahibi olma fikri de çoğu insanın aklına düşüyor tabii. Ama tabii ki chopperların 2010'lu yıllarda geri gelişinin tek nedeni bir televizyon programı değil elbette. Asıl neden o yıllarda retro kültürünün ortaya çıkması. Beat pazarına nur yağan bu yıllarda her şeyde olduğu gibi motosikletlerde de 60'ların 70'lerin tasarımlarına olan talep artıyor. Chopper'cılara gün doğuyor tabii. Eski zamanlara göre değişen en önemli şey ise artık chopper sahibi olmanın zengin işi olması. Eskiden orta halli, hatta fakir adamların evlerinin garajlarında motorlarını kesip biçmesiyle üretilen chopper'lar bugün marka isimlerin milyonerlere ürettikleri koleksiyonluk motosikletlere dönüşmüş durumda. Mesela bu Yamaha Roadster motoruyla yapılmış chopper'ın fiyatı tam olarak $500,000. Kaç lira yapıyor? Çok fena yapıyor. Hesaplayamadım valla. Chopper'dan bahsederken Türk chopper tarihinde de önemli isimlerden biri olan Tarhan Telli ve TT Choppers'dan bahsetmemek ayıp olur. Tarhan Telli 2005 yılında TT Choppers'ı kurdu. Ekibiyle birlikte Türkiye'de yüzlerce benzersiz chopper motosiklet yaptılar. Tüm dünyaya TT Choppers motosikletlerini satarak tanıttılar. Ünlü birçok isim TT Choppers motosikletlerini satın aldı. Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes ve Abramovich bunlardan bazıları. Hatta Acun, ki Acun'a dargınım, beni bir türlü duymuyor bu kanalda. Belki bu videoyla sesimizi duyururuz. Survivor 2021'in açılışını bir TT Choppers'la yaptı. Kendisini ve de Tarhan Telli'yi programımıza her zaman bekliyoruz. Şimdi chopper kültürünü öyle 5-10 dakikada anlatmak zor. Ama bir yerden giriş yapmak gerekiyordu. Biz de giriş yapmış olalım. Chopper kültürüne daha fazla dalış yapmamı istiyorsanız yazın yorumlara. Abone olmayı, çanları açmayı, beni Instagram'da takip etmeyi, büyüklerinizi saymayı, küçüklerinizi sevmeyi ve en önemlisi kendinize iyi bakmayı sakın unutmayın. Tekerinize taş değmesin, yollarda da görüşelim. Bye!